yangın alarmanlarıcı. Yangın çıkarsa diyor, buna basın diyor. Her yer öter o zaman. Herkese merhaba. Biz bugün otelden çıkış yapıyoruz. Ankara'ya gidiyoruz. Eşyalarımızı hazırladık. Gidiyoruz şu anda. Emre de elinde oyuncak poşetini taşıyor. Asansör geldi anneciğim. Evet, bu Emre'nin oyuncak poşeti. Bir poşet oyuncak getirdik ama bir defa bile oynamaya fırsat olmadı. Sıfıra basacaksın anneciğim. Tamam. Anneciğim, baba arabayı getirecek. Onu bekliyoruz, tamam mı? Neredesin? Şimdi annem devirirsin, ha dur. Emre, baba geldi. Dur. Neredesin? Dur anne, baba geri gelecek. Dur. Tamam, hadi gel. Şimdi biz Ankara'ya geldik, otele yerleştik, biraz dinlendik ve yemek yemek için dışarıya çıkıyoruz. Kafamızda Nusret var, bakalım eğer yerini bulabilirsek, açıksa inşallah da, ki bence açıktır, kapalı olması için bir sebep yok yani. Neden açıksa dediysem. Yani bulabilirsek kısaca Nusret'e gitmeyi düşünüyoruz. Antep'te Nusret yok biliyorsunuz. Orada ise paylaşım yaparım zaten, nasıl Nusret, mekan nasıl, yemekler nasıl gösteririm. Şimdi yoldayız. Geldik şimdi. Arabayı park edecek yer bulamadık. Epey uzağa park ettik. O yüzden şimdi yürüyoruz. Emre, nasıl yürüme? Emre. Emre, gel kaldırıma çıkalım annem. Başlangıçlar var. Karides, sushi gibi. Ne yemek istersin? Bu sayfada ise salatalar var. 30 TL civarı, 33 TL'lik olan da varmış. Etlere geldik şimdi. Epey çeşit var. T-Box falan var. Merak ediyordum ben de onu. Fiyatı da öyle çok pahalı değilmiş. Diğer sayfada da etler var. Bazıların fiyatı yüksek ama gerçekten. İşte kendi bütçenize göre hangisi uygunsa o şekilde gelip yiyebilirsiniz. Biz çok yüksek fiyatlı bir şey düşünmüyoruz. Eğer isterseniz, et sevmiyorsanız da, burada balık da varmış. Ben balık olduğunu bilmiyordum. İlk defa burada gördüm. Ürünler bu şekilde. Fiyatları da bu şekilde. Şimdi de sipariş verelim. Çok güzel kokuyor. Bir bakayım nasıl pişiriyorlarmış. Şu etler bonfile mi? Yok, bunlar dallas. Dallas. Evet. Ha, çok güzel. Bonfile. Bonfile. Evet. Hmm. Bonfile bu. Bu da hamburger. Şunlar da bizim hamburgerler herhalde. Evet. Biz hamburgerler. Salata da tabi. Evet, bunlar da onlar. Mükemmel. Ne dediğiniz? Evet, Büşra Hanım ızgaraya geçiyor. Evet Büşra Hanım, bugün bize ne yapıyorsunuz? Dallas. Dallas steak. Şu da bonfile. Hey maşallah.
burger istedik. Nusret burger ve dana bonfile. Şimdi tatlarına bakacağız. Evet, o Nusret anneciğim. Evet. Ne yapıyor? El mi sallıyor sana? O tuz döküyor. Şimdi ek olarak böyle soslu. Hüseyin, bu ne sosuydu? Yazıyordu ama. Neyse, tadına bakınca söz söylerim zaten ne olduğunu. Şimdi bunları yiyeceğiz. Nusret'ten çıktık şimdi. Ben de ızgaranın başına geçtim. Sağ olsunlar, ilgilenenler falan böyle çok kibardı. İnanın hamburgerin tadı falan da inanılmaz inanılmaz güzeldi. Çok beğendik. Hüseyin dedi ben böyle pişirsem pişmemişler yemezsin dedi. Hepsini bitirdim ama burada. Hüseyin, sence nasıldı, güzel miydi? Çok güzeldi. Bonfile de çok güzeldi. Ne kadar hesap ödedik? 267 biraz. Pahalı. 267 lira hesap ödedik. 2 burger, 1 bonfile, 3 kola, bir de suya. Yani zaten Antep'te yok. Bir de Ankara'ya ne zaman geleceğiz? Kısmet artık. Ama güzeldi yani, güzel bir deneyim oldu. Şimdi arabamıza doğru gidiyoruz. Anıtkabir'e geldik ama maalesef saat 5'te ziyaretçi saati bittiği için içeriye giremedik. Şu anda saat 9. Zaten biz Eskişehir'den buraya saat 4.30 gibi geldik. Otele yerleştik. Yetişemeyecektik zaten. Üzüldüm ama daha önce ben 3-4 defa gelmiştim zaten Anıtkabir'e, ama her geldiğimizde tabii ki Anıtkabir'e insan gelmek istiyor. Atamız yatıyor. En azından böyle uzaktan da görsek bile dedik, yine bir gidelim dedik. O yüzden şimdi buradayız. Emre de ilk defa görüyor burayı. Emre bak, burada Atatürk uyuyor. Hani baba sana bir tane şarkı öğretiyordu, hatırladın mı? İzmir Marşı öğretiyordu. Orada Atatürk geçiyordu. İşte bak, burada uyuyor Atatürk. Gel bak bak, burada. Gördün mü? Babası Emre'ye kucağına aldı. Görsün Emre. Hangileri abla? Şu taş. Bunların tanesi 10, iki tanesi 15 lira. İstersen yanına hal hal da alabilirsin. Zümrüt'ün, Zara'nın, Berşka'nın elinleri 15 lira. Abla pembesi de alabilirsin. Şöyle olur. Çantalar 10
10 lira, çantalar 10 lira. Evet, besteler, besteler burada bir al. Bu videosunu çektiğim cadde, çarşıdayım hatta. Ankara Bahçeevliler 7. caddeydi. Çok aktif bir cadde. Gece gündüz çok kalabalık. Biz arabamızı park etmek için 4-5 defa tur attık ancak öyle bir yer bulabildik. Yollar falan çok kalabalık. Hep tek yön yapmışlar bir de. Bir türlü gitmek istediğimiz yere de gidemiyoruz. Neyse sonunda bulduk yani. Bu köşede duran seyyar satıcılar gündüzleri olmuyor, geceleri oluyor sadece. Şimdi biraz acıktık. Böyle yemek yiyebileceğimiz bir yere arıyoruz. Antep'te olmayan ancak Ankara'da bulabileceğimiz bir yere gideceğiz. Umarım güzel bir yer buluruz. Midyeci Ahmet'e geldik. Kokteylin çok güzel olduğunu söylediler. Bakalım biz de tadalım mı merak ettik. Ahmet'ten çıktık. Çok kalabalıktı ama gerçekten kokoreç yiyince neden kalabalık olduğunu anlıyorsunuz. Yer resmen kapma yarışına girdim. Bir yer boşaldı. Bir taraftan koşuyorlar, diğer taraftan koşuyorlar. En sonunda boş bir yer bulduk, oturduk. Yani millet ayakta bekliyor. Birilerin kalksa da otursak diye. Ama ben daha önce şampiyon kokoreçten falan yiyordum kokoreç. Çok sık yediğim şey de değil zaten. Gerçi de yiyordum dedim. Kim bilir kaç sene önce yemişimdir yani. Ama gerçekten bunun lezzeti bambaşkaydı. Çok güzeldi. Hüseyin sen de beğendin mi? Evet, çok güzel yani şu an. Bu neydi yediğimiz? Uzay? Uzay. Uzay yedim. Ben çeyrek uzay yedim. Ama tok olmasaydım bir bütün uzay giderdi herhalde. Anne. Efendim? Tanda uzay var. Evet, o gökyüzündeki uzay ama. Bu yemek uzay. Şimdi otelin yolunu tuttuk. Bugünlük benden bu kadar. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.